Efendim sevgili Onay Şahin'le birlikteyiz. Daha sonra sırayla sahne alacaklar inşallah ama ben de beklemek istiyorum sahnesini. Dört gözle bekliyorum. İçeriden de haberler geldi. Efendim Ferhat Sağlam 35. yıl sanat gecesindeyiz. Öncelikle geldiğiniz için kendisi adına teşekkür ediyorum. Onur verdiniz efendim. Ne söylemek istersiniz? 35 oldu mu Ferhat abinin olmuş, sanat yılı? Gerçekten. Biraz moralim bozuldu çünkü onun hemen o kuşağın arkasından da biz geliyoruz. Bizim de miadımız doluyor gibi yavaş yavaş. İnşallah size de nice 35. İnşallah, yıllar diliyoruz efendim. İnşallah. Ferhat abiyi çok severiz. Camiamızın adam gibi adam tiltini kendine ön ad olarak edinmiş. Ve bu isim kendisine etiket gibi yapışmış yani. Adam gibi adam Ferhat Sağlam biliyorsun Gamze. Yıllardır evet. Radyo programlarında öyle söylenir, televizyonlarda. Hakikaten Ferhat abiyi severiz. Sohbeti güzeldir. Bu 35 yılın zannedersem bir 10 yılında ben de varım. Sanat yılını kutlamasını her yıl yapar. Kendisini bölgesi de çok sever. Büyük Liman diye adettiğimiz işte Çarşıbaşı, Vakfı Kebir, Beşikdüzü işte orada bir bölge var. 5 bölge galiba ona Büyük Liman deniyor oraya. Onun hep gecelerine katılırlar Ferhat abinin. Yöresi çok sever Ferhat abiyi. Biz Büyük Limanlı değiliz ama Ferhat abiyi sevenler olarak her gecesinde bulunuyoruz. Kendisine nice 35 seneler diliyoruz. Sanat hayatında ve hayatında başarılar diliyoruz. Ve biz yanındayız onun her zaman. Onay Bey aslında ben bir duyum duydum. Annenizin sanatçılar hakkında gayet güzel bir yorumu varmış efendim. Bir de sizden dinlesek. Her yerde anlatıyorum onu. Bak meşhur olmuş demek ki. Sizden de istemişler bunu. İşte hani yılbaşı eğlenceleri olur. Eskiden otururduk TRT'nin karşısında işte o eğlenceleri izlerken tabii yılbaşına özenle sanatçılar daha açık saçık giyinirlerdi o akşam. Dekolte giyerlerdi. Annem onları görünce tövbe estağfurullah dedi. İşte oğlum dedi cehennem tabaka tabakadır. En alt tabakasına daha bu sanatçılar gidecek dedi. İyi tamam. Geçti aradan yıllar bu sanatçılar kervanına ben de katıldım. Yanacak hep bile. Sen sordum anneme. Anne dedim cehennemin en alt tabakasına kim gideceğiydi? Dedi o ne Allah bilir uşağım onu biz bilemezdik dedi. Söyleyemedim orasını. Oğlum layık görme diyor ya ne yapsın? İnşallah iyi yerlere düşeriz diyeyim ben i̇nşallah, efendim. Inşallah. Biraz sonra sevgili Onay Şahin'in sahnesinden de çekimler yapacağız efendim. O zamana kadar görüşmek üzere diyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun iyi yayınlar.